Düzağaç Belediyesi. Bölgelerin geçiş noktasında bulunan Düzağaç, birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Geçmişi Roma dönemine dayanan Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yaparak bugüne kadar aynı dokusunu koruyan Düzağaç, Belediye Başkanı Muammer Işıklı ve ekibi tarafından yapılan yatırımlarla bölgenin cazibe merkezi haline gelmiştir. 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde halkın teveccühüyle başkan seçilen Başkan Işıklı, halkın gönlünde yer edinmiştir. Birçok mega yatırıma ve çalışmaya imza atan Düzağaç Belediyesi'nin şu ana kadar tamamlamış olduğu eserleri birlikte inceleyelim. Tekstil Fabrikası. Düzağaç Belediyesi'nce 2016 yılında 250 kişinin çalışabileceği tekstil fabrikası inşa edilerek Afyonkarahisar Merkez ilçeleri ve beldelerinde öncülük edip istihdam yaratarak Afyonkarahisar ve ülke ekonomisine katkı sağlamıştır. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi. Türkiye'yi, özellikle de şehirlerimizi yemyeşil hale getirene kadar millet bahçelerimizle, ağaç dikimlerimizle usanmadan çalışmayı sürdüreceğiz. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı. Düzağaç Belediyesi Osman Şahin Düğün Salonu. Düzağaç Belediyesi'nce 2018 yılında yapımı tamamlanan düğün salonu iki katlı olup alt katında aynı anda 1000 kişinin yemek yiyebileceği yemekhane ve üst katı çok amaçlı salon olarak kullanılmaktadır. Demokrasi şehidimiz Ömer Halis Demir Çay Bahçesi'ne şehidimizin adı verilerek sonsuza kadar hafızalarımızda canlı kalacak ve ülkemiz için canını bir an bile tereddüt etmeden feda ettiği gelecek nesillerimize anlatılacaktır. Vatanımız var olsun, ruhu şad olsun. Terörle mücadelede şehit verdiğimiz kahraman Mehmetçiklerimizin adını yaşattığımız parklarımız. Müsteşar Akif Özkaldı Parkı. Devlet kademesinde önemli görevlerde bulunmuş hemşehrimiz Akif Özkaldı için yapımını tamamladığımız park halkımızın hizmetine sunulmuştur. Profesör Doktor Veysel Eroğlu Köprüsü. Düzağaç kasabası sınırları içerisinde Afyonkarahisar ilinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Düzağaç Akdeğirmen Baraj Gölü üzerine kurulmuş olan Profesör Doktor Veysel Eroğlu Köprüsü ile vatandaşlarımızın ulaşım imkanı sağlanmış olup zamandan ve harcamalardan tasarruf sağlanmıştır. 112 Acil Servisi ve Aile Sağlık Merkezi binası. Kasabamızda yeni yapılan 112 Acil Servis İstasyonu ve Düzağaç Aile Sağlık Merkezi Tabipliği binası bitirilerek hizmete başlamıştır. En son teknolojiyle donatılan Aile Sağlık Merkezi, vatandaşlarımızın ilk basamak hastaneleri olarak sağlık hizmetine sunulmuştur. Avukat Ali Özkaya Sanayi Sitesi. Belediyemize ait Afyonkarahisar İzmir Karayolu üzerinde bulunan arsaya sanayi sitesi yapılmış. Bu siteyle vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verecek olup aynı zamanda da kent estetiği sağlanacaktır. Düzağaç Belediyesi Konut Projesi. Halkımızın konut ihtiyacını karşılamak için belediyemiz hizmet binası arkasına 48 dairelik toplu konut yapılmıştır. Araç Filomuz. Belediye başkanımızın makam aracını satarak elde ettiği peşinatla 2021 yılında belediyemiz envanterine kattığımız 2 adet 2021 model biçer döver çiftçilerimizin mahsulünü zamanında hasat etmesine vesile olmuştur. Aynı zamanda rekabet ortamı oluşturularak fahiş fiyat uygulamasının önüne geçilmiştir. Belediyemizce yolcu taşımacılığında daha güvenli ve konforlu hizmet edebilme adına 5 adet minibüs alınmıştır. Belediyemiz hizmet binası arkasına kapalı garaj yapılarak belediyemiz envanterinde bulunan tüm araçlarımızın kapalı garajda muhafaza imkanı oluşturulmuştur. Kasabamıza 2014-2020 yılları arasında 150 bin metrekare kilitli parke taşı ve 30 bin metre bordür döşenerek kasabamızın cadde ve sokakları kışın çamurundan, yazınsa yolların tozundan kurtarılmıştır. Halkın belediyesi anlayışıyla, halkımızla el ele vererek yaşanan sıkıntılar geride bırakılmıştır.
Düzağaç Akdeğirmen Barajı üzerine yapılan Profesör Doktor Veysel Eroğlu Köprüsü'nün asfaltlama işi Afyon Karahisar Belediye Başkanlığımızın destekleriyle tamamlanmıştır. Aydınlatma projemiz de bu yıl tamamlanacaktır. İçme suyu hatları ve su deposu. Kasabamızın içme suyu hattı SUKAP kapsamında tamamen yenileniyor. Halkımız su ihtiyacını daha sağlıklı, güvenilir ve huzur içinde karşılayacak. Kasabamızın 50 yıllık su sorunu ortadan kaldırılmış oldu. Gençlik modellemesi faaliyetlerimiz. Düzağaç Belediyesi olarak gençlik modellemesi kapsamında 1250 metrekare kapalı halı saha, 300 metrekare açık basketbol sahası, 500 metrekare açık halı saha ve 9000 metrekare açık çim saha alanı yapılarak gençlerimizin spor aktivitelerine imkan sağlanmaktadır. Okullarımızı yeniledik. Kasabamızda bulunan okullarımızın tadilatı belediyemizce yapılarak öğrencilerimizin daha iyi ortamda eğitim görmelerine vesile olunmuştur. Belediye hizmet binası yenilenerek vatandaşımıza verilen taahhütler tamamlandı. ATM cihazı belediyemiz hizmet binası önünde halkımıza hizmete başlamış olup emeklilerimiz artık para ihtiyacını karşılamak için uzun yollar kat etmeyecektir. Belediyemiz sınırları içerisinde ve Afyon Karahisar İzmir Karayolu üzerinde yapılan aynı anda 200 kişinin namaz kılabileceği mescit kasaba halkımızın ve yolcularımızın ibadetine açılmıştır. Belediye kantarımız tüm vatandaşlarımızın ve esnafımızın hizmetine sunulmuştur. Kasabamız güzelleşiyor. Afyon Karahisar İzmir Karayolu Barbaros Bulvarı üzerine beldemizin giriş ve çıkışlarına düzağaç ışıklı tabelası ve LED ışık yaptırılarak hem kasabamızın daha ilgi çekici bir belde haline gelmesi hem de canlılığı artırarak esnafımızın kazançlarına katkı sağlanması amaçlanmıştır. Kasabamızda elektrik hatlarının tümü yenilenerek halkımızın elektrik enerjisini kesintisiz güvenilir şekilde kullanımına büyük katkı sağlanacaktır. Belediyemizce kasabamıza kurumsal firma getirilmesi sağlanarak vatandaşlarımızın gıda, market vesaire ihtiyaçlarını daha uygun fiyata ve kolay ulaşılabilirlik açısından temin edilmesine imkan sağlanmıştır. Düzağaç kabristan arazisi genişletilerek çevre duvarı yenilenmiştir. Elektronik denetleme sistemi faaliyete girdi. Beldemize, cadde ve kavşak noktalarına güvenlik kameraları takılarak meydana gelebilecek suç oranları azaltılacak ve meydana gelen adli vakaların ise aydınlatılmasına büyük katkı sağlayacaktır. Etkinliklerimiz, belediyemizce her yıl düzenlenen iftar programımızla halkımızla birlik, kardeşlik ve yardımlaşma duygusunu pekiştirmeye çalışıyoruz. Belediyemizce Konya ve Çanakkale illerine düzenlenen gezi faaliyetlerimizle vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın ülkemizde bulunan şehitliklerimizi ve tarihi mekanları görme fırsatı oluşturarak vatanımızda yaşanan tarihi olayları yerinde öğrenmeleri ve ibret almalarına katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Düzağaç'ta geleceğe nefes olduk. Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında yurt genelinde düzenlenen etkinlikte 11 milyon fidan saat 11.11'de toprakla buluştu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında miniklerimizi belediyemizde ağırladık. Kasabamızda yaşayan çiftçilerimize bilgilendirme eğitimleriyle katkıda bulunuldu. Vatani görevine gitmek için hazırlanan Mehmetçiklerimize gece düzenledik. Yardıma ihtiyacı olan hemşerilerimizin her zaman yanlarında olduk. Önümüzdeki dönemde yapılacak projelerimiz. Belediyemiz hizmet binası yan tarafında bulunan arsaya akaryakıt istasyonu ve iş yerleri yapılarak hem halkımıza yeni iş imkanları sağlanacak hem de vatandaşlarımız akaryakıt ihtiyacı sağlanacaktır. İçişleri Bakanlığı bünyesinde başlatılan Haydi uygulamasıyla kasabamızdaki başıboş sokak hayvanları belediyemizce yapılacak olan hayvan barınağına konularak daha iyi ortamda bakımları yapılacaktır. Kasabamıza kapalı halk pazarı yapmayı planlıyoruz. Halkımız alışverişini daha rahat yapabilecek. Ayrıca kapalı modern bir hayvan pazarı yakın zamanda beldemize kazandırılacak. Belediyemiz bünyesi altında güneş enerji santrali yapılarak belediyemizin gücüne güç katmayı planlıyoruz. 2014 31 Mart seçimlerinde halkımızın büyük bir teveccühüyle belediye başkanı oldum.
Şu anda yaklaşık 8 yıla yaklaştığımız şu zaman içerisinde Düzağaç kasabasında birçok hizmetlere vesile olduk. Bunlardan bir tanesi de biliyorsunuz tekstil fabrikası. Yaklaşık 150 vatandaşımız şu anda orada çalışmakta. İnşallah ilerleyen zamanlarda bunun sayısı daha da artacak. Biz buraya geldiğimizde gerçekten güzel hizmetler etmek, halkımıza memnun etmek, yapılamayan hizmetleri yapmaya geldik. Elhamdülillah halkımızın büyük bir teveccühüyle de ikinci dönemimizde kazandık. Ve benden önceki belediye başkanlarımızdan da Allah razı olsun, onlar da kendi zamanında, kendi imkan ve bütçeleri çerçevesinde Düzağaç halkına hizmet etmeye çalışmış. Ama biz geldikten sonra inşallah Düzağaç kasabasında bir şahlanma oldu. Güzel hizmetlere vesile olduk. Şu anda yaklaşık 40-45 civarına bir kısım hizmetlerimiz faaliyete geçmiş durumda. Ama inşallah eksiklerimiz de var. Bunları da yine sizlerin duasıyla, desteğiyle, hükümetimizin, Cumhurbaşkanımızın, milletvekillerimizin, bakanlarımızın desteğiyle inşallah daha güzel hizmetler sunmaya devam edeceğiz. Düzağaç Belediyesi olarak dün olduğu gibi bugün de sizlerin yanında ve hizmetinde olacağız. Bize verdiğiniz desteğin karşılığı olarak daima üretmeye ve daha güzel bir Düzağaç için çalışmaya devam edeceğiz.